Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Avrupa Savaşı 6'da yeni bölümle birlikteyiz. Sefer bölümünde devam ediyoruz. Hemen bakalım yeni görevimiz neymiş. Şu ufak görevleri de bitirdik. Bu arada arkadaşlar, generalin yeteneklerine yükseltmeye karar verdim. Altınımız var. Kazandıkça yükselteceğiz. Görevleri geçebilmemiz için bunları yapmamız lazım. Yükselttim. Tüm generalleri de yükseltebilir. Komple yükseltebiliyor muyuz? Bakalım. 10.000 de buna. Kor general yapabilmemiz için altın madalya istiyor. Buraya kadar kalsın. Şu madalyalar önemli. Madalyaları ileride belki işimize yarayabilir. Ama madalyalar ileride bize lazım olabilir. Şu özelliklerini yükseltelim. 5K'ya yükselttik. O bayağı istiyormuş arkadaşlar. Mücadele ederken 7 ek hasar verir. Güzel. Tamam. Şu ne? %18 ihtimalle saldırıdan sonra moral yükselir. %18 ihtimal 9. Oo, ben de diyordum bu kadar fazla altınım var. Nereye gidecek bunlar? Şuraya, bunlara gidecekmiş arkadaşlar. Bunlara gidecekmiş. Bayağı bir yükseltmelerimiz var. Yüzbaşı. 3.000 vuralım buna. Bir 5.000 daha vuralım. 7.500 kalsın. Şu özelliklerine bir bakalım. Gemilere saldırırken %10 ek hasar verir. Gemilere saldırırken. Gemiler çok da şu an etki altında değil arkadaşlar. Şu gemilere saldırırken 7 kritik hasar verir. Yakındaki bir altıgendeki gemi saldırısını 10 arttırır. Aynı beceriler ard arda kullanılmaz. Şuna 4 verdim. Deniz operasyonunda %7 ihtimalle hasarı %50 azaltabilir. Deniz operasyonlarında. Hep de denizlerle özelliği. Tamam, 3.500 verdim sana. Bu arada 100.000'in altına düştük paramız. Tamam, şimdilik dursunlar. Şuna hiçbir şey koyabiliyor muyuz? Var mı elimizde? Var. Bu gemici olduğu için buna çok fazla bir şey koymak istemiyorum. Tamam. Altının nerelere gittiğini de öğrenmiş olduk. Bayağı da altın gerektiriyormuş. Bu arada herhangi bir genel rütbesin tüm generaller kadar yüksek. 5.000. Tamam, aldık onu. Var mı başka? Tamam, gelelim iç savaş bölümüne. Sıradaki savaş. Antietam Muharebesi. Antietam Muharebesi. Bize bir tane komutan verecek. Gümüş madalya verecek. 5.000 altın ve 15 de madalya verecekmiş. Manastas'ın 2. savaşın zaferinden ilham alan Konfederasyon kuvvetleri 3 Eylül 1862'den beri saldırmaya devam etti. McLean, Robert Lee'nin planını durdurdu. Ancak birliğin konuşlandırması çok yavaştı. 1862. 9. ayın 1862'siymiş. Hemen savaşa gidelim arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri Ordu General, bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri ordusunda okuyamadık. Washington elinizin altında, bütün ordu yürüyüşü hızlandırın. Düşman tepki vermeden önce ilk şehri ele geçirin. Yine savunma yapacağız büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle yine savunma yapacağız. Belirtilen turlarda bir önemli noktayı koruyun. 15 turda savunma yapmamız gerekiyormuş. Tüm önemli noktalar kaybedilirse görev başarısız oluyormuş. Ödülü de güzelmiş. Düşman savunma hattının dışında kasabaya bir saldırı ile toplanıyor. Biz gelmeden önce dikkat etmeleri için askerlerimize telgraf çekin. Evet, bakalım neymiş görev. Şimdi yukarısı bizim. Büyük ihtimalle şura bir koruyacağımız bölge ve şura iki koruyacağımız iki bölge var. Ve düşman da moral yükselmiş bir şekilde yukarıya doğru gelecek. Şimdi benim burada çitleri gördüm. Çitler var. Burada ön savunma yapabilirim. Sol tarafın savunması az. 5 tane birlik var burada. Ben burada bir şey üretebiliyor muyum? Üretemiyorum. Burada üretebiliyor muyum? Şimdi komutanları önce bir yerleştirelim. Bunlar milisti. Milislere vermeyeceğim. Hafif piyade. Başka neyim var piyade? Şunlar. Tüfekli er. Birlik bir ağır makinalı nişancı. Başka piyadem var mı? Şurada var. Aynısı mı bunlar? Tüfekli er. Şunlar. Bunlar da tüfeklerdir. Yeni piyade. Evet, yeni piyade. Yeni piyadenin özellikleri yüksek. Savunması düşük, saldırısı iyi. Komutanı verdim buna.
komutanı verdim. Denizci olmadığı için hangisine versek? Şöyle şu makinalıcılara vereceğim diğer komutanı. Diğer komutanı da buna verdik. Şimdi savunma hattını oluşturmam için şöyle hafif öne çekelim. Şuraya kadar çektim. Şuraya, şuraya şöyle yaklaştıralım. Çünkü büyük ihtimalle karşıya da destek vermem gerekecek benim. Şunlar da büyük ihtimalle oraya desteğe gidecekler. Ben de öne doğru yaklaşayım. Şu çitleri de kullanalım. Tamam. Turu atlatalım bakalım ne olacak. Bizimkiler önde bir bina kurdular. Şuradan yaklaşıyorlar. Sol tarafa doğru gidiyorlar. Çok sıkıntı. Burayı bizimkiler kurdu. Benim acilen şuradan 1-2 birlik bu tarafa doğru kaydırmam lazım. Şuradan hafiften topçuları kaydırıyorum. Şunu bir kaydırayım. Şunu da ön tarafa çektim. Onu da şöyle çekelim. Şunu da şuraya çektik. Şunu oynamayacağım. Şunu şöyle savunma hattının burasına çekiyorum. Şuradan bir saldırı yapıp geri kaçayım. Şuradan bir saldırı yapacağım. 70 vurduk. Güzel. Turu geçtim arkadaşlar. Bakalım doğru mu yaptık? Deneyeceğim. Çok ileri yaklaşmak istemedim ön savunma yapmak için. Hızlandıralım. Şimdi soldakiler ileri doğru çok kötü ilerliyor. Burada 3'e 1 yakaladık bunları. Vuralım. 2'ye 41 yedik. Kötü. Şimdi şu topçuyu şuraya kadar çektim. Arkadan bir piyade desteğe göndermek istiyorum. Şöyle. Şuradan bir piyade daha yaklaştırdım. Diğerleri burayı savunsun. Şu atlıları şuraya kadar çekebilir miyim? Çekelim. Tamam. Diğerlerini oynamayacağım. Diğerleriyle birer kare oynatabilirim. Şöyle birer kare. Aşağıdan gelirlerse tekrar geri çekebilirim. Şöyle şuraya kadar çektim. Tamam. Evet. Alttan saldırıyor gördüğünüz gibi. Alttan saldırdılar. Şu köşeden içeri girmeye çalışacaklar. İki tarafa destek vermem lazım. Topçuyu acilen şuraya çektim. Şunlara bir vuralım. Piyadeleri yaklaştırdım. Şuradan benim atlılar gelsin abi. Burada ön savunmada çitlerin orada kalmam lazım. Güzel. Çitlerde kalalım. Atlılar da dursun. Şu komutanımla ileriye gitsem mi yoksa geride savunma mı yapsam? Şuradan üretim yapabiliyor muyum? Aynen, topçu yapabiliyormuşuz. Yükseltme yapabiliyor muyuz burada? Yükseltme yapamıyoruz. Şurada buradan da atlı yapabiliyorum. Zırhlı hemen ürettim. Şurayı yükseltelim mi? Şunlar ne? Hareketliği %10 arttırır. Taktik kullan. Taktik şu an kullanmayalım. Binayı yükseltebiliyoruz, değil mi? Kaç altın? 250 altın. 250 altın buna şu an vermeyeceğim. Tur başına 5 daha fazla altın. Hayır. Tur başına %10 daha fazla bilgelik. Akademi. Üfleme. Şehir ve kale dayanıklılığını 50 azaltır karşı tarafın. Şu an savunma yaptığımız için buna gerek yok. Şehir savunmasının karakteristiği gitti. Kale saldırmaz ve karşı saldırı yapamaz. Süre 2 tur. İtfaiye bazı. Her şeyi ateşe verir. Birlik rütbesini bir arttırır ve morali arttırır. 30. Bende 86 var şu anda. Verdik. Güzel. Tur başına 10 daha fazla bilgelik. 55 altın. Buna da verdim. Şunu yükseltirsem 250 altın zaten var. Bunu da yükselttik. Tamam. Elimizde var bari yükseltelim. Şunlarla şuraya bir saldırı, komutana bir saldırı yapsam mı? Şu tarafa mı yapsam? Topçu bize yaklaşabilir. Şuraya bir saldırı yapacağım. En azından oyalama yaparız. Onlar düşmek üzere. Şu komutanı bu tarafa desteğe çekeceğim.
hızlandıralım. Şu sol tarafı kontrol etmemiz lazım. Düşerse sol taraf düşer. Sol taraf düşerse de sıkıntı olur. Yaklaştı, yakmaya başladı. Şimdi topçuyla bir tur daha yaklaştım. Şu öndekine bir vuralım. Güzel, onu indirdim. Aşağıya geldim. Şunlara yapıştır. Skiye 21. En azından oyalamış olduk. Benim komutanı bu tarafa doğru yaklaştırıyorum. Oraya destek vereceğim. Şimdi gelelim bu tarafa. Atlıları yaklaştırdım. 57, 12, güzel. Şunlarla da sararsak işi biter. Güzel. Atlılarla öne yaklaşayım. Şöyle çitlere doğru yaklaşıyorum. Benim komutan burada. Yaklaşabiliriz aslında. Ama topçu vurur oraya. Topçu yaklaşmadan tur burada kalsın. Turu geçiyorum. Topçu geldi. Topçu geldi. Şimdi topçuyu direkt almam lazım. Önce atla. 5.46. Şu öndekini de vuralım. 38. Benim komutan bu. Çitin arkasında kalacağım. Atlıyla yaklaşıp şunu bitirdim. Etrafını sardık. Bitti. Güzel. Şuna vuralım şimdi. 62, orayı da bitirdik. Geldik bu tarafa. Şunları öldürelim. Harika. Şimdi şuraya yaklaşıp şuna vurmam lazım. Çünkü o binayı yıkmaya çalışacak. Binayı yıktırmamamız lazım. Benim komutanla şöyle yaklaştık. Başka bina yok değil mi burada? Kaçırdım. Şu ne? Bu ahır zaten. Ona gerek yok. Evet, turumuzu geçebiliriz. Hızlandırdım. Nereye kadar geldiler bunlar? Binanın canı. Şöyle benim komutanı binaya yakın tutacağım. Bina düşerse benim komutanı direkt içeri atmam lazım. Önde kaç? Dörtlü savunma var. Şu alttakini alabilir miyim? Önce şunu bir öldüreyim, yaklaşmasın. Önce şunu bir öldüreyim. Aynen. Şuna da vuralım. İndiririz onu. 36. Piyade ile geldim. Yapıştırdım. İşi bitti. Güzel. İndirdik. Gelelim bu tarafa. Topçuya 39. Bir daha. Komutanı var orada. Morali düştü. Şurada bir piyade daha varmış. Atlıyla etrafını sarabilir miyim? Sararım. 13, 35 yedik. Bizimkilerin işi bitti. Aralarına girince sıkıntı oluyormuş. Onu da anlamış olduk. Atlılar orada kalsın. Oradaki iki savunmayı orada tutacağım. Turu geçiyorum. Tamam dedim. Hızlandır. 8 tur. 8 tura kadar. O yaklaştı. Binaya yaklaştı ve indirdi. Bir saniye. Bir saniye. Benim komutanı acilen oraya çekmem lazım. Kaptırabilir miyiz acaba? Bu çok kötü oldu. Bu gerçekten kötü oldu. Şimdi benim komutanı buraya çekip şununla önce şunu bir vurmaya çalışayım. Bina yıkmadan içeri giremez. Önce bina yıkması lazım. Bina yıkmadan içeri giremez. Benim komutanı içeri çekeceğim. Şuna vur. Bir daha vur. Şuradan acilen atlı yap. Zırhlı süvari. Zırhlı araç yapabiliyormuşum. 250 altın. 110. Geliyor. Savulun. Savulun geliyor şimdi. Şuraya yaklaşırsam tek kişiye vurabilirim. Aynen. 16. Harika. Burada savunmada komutan kalsın. Turu geçtim. Sıkıntı olan şu sol üst. Şimdi. Ya binayı alamıyorum ya. Binayı almam lazım. Binanın içine giremiyormuşum ben. O sıkıntı oldu şimdi. Binayı yıkmaması lazım. Buradan ben destek verebiliyor muyum? Veremiyorum. Acilen
Şöyle uzaklaştırıp benim komutanlara onlara yaklaştırmam lazım. Şuradan vuralım. Bina yıkılırsa kaybediyoruz. -37. Bitir şunu artık. Güzel, onları indirdim. Arabayla geliyorum. Komutanı da çıkarttım arkadaşlar. Buradan oraya destek, bakalım yetişmeyebilir. Yetişmeyebilir. Binanın canı %40 gibi bir şey. %40 gibi bir şey. Hızlandırdım. Bu arada bina can aldı. Güzel. Aşağıdan yeni bir komutan çıkarttı ama 10. tur. 5 tur daha var. Daha çok var. Şöyle buradan aşağıdan gelen var mı? Yok. Şunlara, bizimkilere ben can veremiyorum. Müttefiklere. Şöyle önüne doğru geçip vuralım. Buradan acilen desteğe gitmem lazım. Önüne doğru geldim, vurdum. Buranın işi tamam. Geliyorum. Dayanın. Dayanın, geliyorum. Buna vereceğim komutanım yok. Şuna vur bakalım. 64 vurduk. Çok güzel. Bir tane daha vurursam işi bitti. İşim bitti. Yat aşağı. Güzel. Şuradan binanın önüne geçtim ve morale düştü. Önünü kapattım. Güzel. Bunu iyi oynadık. Bunu güzel oynadık. Turu geçelim. Şehri savunma görevini yapıyoruz. İki kişi sıkıştırdı. İki kişi sıkıştırdı oradan. Çok fazla topçularla gelmişler. Hızlandır. 11. tur. Sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Arkadan destek, bakalım yetişebilecek mi? Komutanla geldim. Şuraya girersem ikisinin arasında benim moralim düşer. İkisinin arasına girersem moralim düşer. Önce şu topçuyla şunu vuralım. 19. Bayağı az vurdu. Şuraya gelip atlara vuracağım. 63-25. Şununla şuna vuralım. Yukarıdaki komutanı çok sıkıntı. Ana komutanıydı bu. Şu üstteki süvariler. Geliyorum. Bakalım yetişecek mi? 80 vurduk. Güzel. Peşten geliyorum. 27-32. Yaklaştır. Arabayla şu içe kadar girdik. Turu geçtik. Hızlandır. Şehrin canı %30'a kadar düştü. Şuradan atarsam buraya gider mi komutana? Gidebilir. Giderem de. Yapıştır. 13 vurdu. Bayağı az vurdu. Şunu öldürmem lazım. 35'i 32. Şunun peşinden geldim. Şunu bitirelim, destek vermesin. Güzel. Tekrar geldim. Şunu indir. Temizledik. Yukarıdan geliyorum. Bunu da yaklaştır. Var mı başka? Ya geçeceğiz ya kalacağız. Kıl payı. Şehrin canı. Güzel. Oraya bir birlik yerleşti. Oraya bir birlik yerleşti. En azından canını koruyor. Şimdi ölmen lazım. 38-34. Şimdi vur bakalım. Evet, onun işi biter. Onun işi biter. Atlılarla geldim. Şunları da indir. Arabaya dayanamazsın. 8. Biraz daha yaklaştık. Güzel. Bunlar şimdi yukarıdan karşıya geçmeye çalışacak ama imkansız. Geçme şansı yok. İçeri geldi, şehre vurdu. Şehirdeki... Hayır, 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 hayır. Hayır, hemen öldürmemiz lazım bunu. Bunu hemen öldürmemiz lazım. Çok fazla canı var. Canı da gitmiyor. Canı çok az gidiyor. Şehre vurmaması lazım. Benim komutan içeri sokarsam... Araba, bütün iş sende. İşte bu.
Güzel. Şöyle biraz yaklaş. Şuradakine vur. Son iki tur. Piyadeleri de arkadan yaklaştırdım. Şu topçuya acilen vurmam lazım. Topçu. Şundan bir atış da yapabiliyor muyum? Önünü kesip yapacağım. En azından şehre vurmasın. İndirdik. Bu iş bu kadar. Aha top geldi. Hayır. 54 vurdu. Son tur. Son tur. O topçuyu acilen öldürmem lazım. Şehre vurdu. Bir daha vurursa düşürebilir. Yapıştır. 27. Bir tane daha vur. 78. Bir de sen vur. 24. Ölmedi. Geldim yanına. Bir tane daha vur. 16. Yine düşmedi. Yine düşmedi. Komutanına giremiyorum. Komutanına giremiyorum. Bir top atışı daha yaparsa şehri indirebilir. Ama şehri sadece indirmesi yetiyor mu? İçeri girmesi gerekiyor mu? Bakacağız. Şununla geldim buraya kadar. Şansımızı deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şehre can verebiliyor muyum ben? Veremiyorum. Turu geçtim. Hızlandırmayacağım. Vurdu. 21 vurdu. Allah'tan az vurdu. Ve kazandık. Ve yeni bir komutan geldi arkadaşlar. Philip Sheridan geldi. Diğerleri de güzel seviye kazandı. Philip Sheridan'ı da süvari komutanını da kadromuza katmış olduk. Güzel bir savaştı. Zevkliydi arkadaşlar. Zevkli bir savaştı. Bir sonrakinde Frederiksburg muharebesi var. 6. bölüm var. Şu komutana bir daha bakalım. Eşyalardan ne geldi yeni? Yeni madalya gelmiş. Generale bakalım. Yeni generalimiz Philip Sheridan ve hemen yükseltebiliyormuşuz bunu. Altınla yükseltebilir. Abi altın çok değerliydi. Süvari saldırırken 10 ek hasar verilmiş. 7'den 10'a yükseliyor. Şehir süvari şehir tesisine saldırırken saldırı %14 arttırır. Saldırırken 10 düşmanın savunmasını %35 ihtimalle yok sayar. Güzelmiş. Kara operasyonunda 8 ihtimalle hasar %7. Kara operasyonlar çok olduğu için buna yükselteceğiz arkadaşlar. Evet, güzel bir bölümdü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.